Şu an resmen kaykada YouTube videosu çekiyorum. Her neyse, bu saçlarım ne kadar siyah çıkıyor. Aslında saçlarım siyah değil. Çok mu yankı yapıyoruz? Umarım yapmıyordur. Herkese yeniden merhaba. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir mukbang videosu da beraberiz. Bu videoyu kaykadan çekiyorum. Normalde tüm videolarımı evde çekiyordum. Ama biri yorum atmış. Demiş ki uzun zamandır video atmıyorsun ki ben her hafta video atıyorum ama işte havadan sudan konuş yine de seni izleriz. O yüzden videolarım yüz izlenmede kalıyor. Neyse ben dedim ki bari yurtta yemek yerken bundan da bir mukbang çıkar yani. Ne yiyeceğiz? Tabii ki noodle ama yurt şartlarıyla. Birkaç soru buldum kızlar soruyor oradan. Bu arada şunu açıklamak isterim arkadaşlar. Burada gördüğünüz lekeler sağ olsun Cilliye'nin bana verdiği kremden kaynaklı. Anlamsız ama öyle yani Domestos gibi etkisi var. Yani kıyafetime bunu yapan yüzüme neler yapmaz. Değil mi? Neyse. Bu da çok sıcak nasıl yiyeceğim bilmiyorum. Hem yiyip hem okumak. İlk soru. Eskiden bana saçma gelen şeyler ihtiyaç duyuyor ve yapıyorum. Bu durum benim artık çok sinirimi bozuyor. Yardımcı olur musunuz? Yani en basitinden uzaklaşmak, kavga edince uzaklaşmak saçma gelir bana. Ve sevmem, tahammül edemem ama artık bunu yapma ihtiyacı duyuyorum. Yani sizin başınıza geldi mi böyle bir şey? Nasıl başa çıktınız, ne yaptınız? Şimdi aşkım geldi. Yani ben de ikizler burcu olduğum için ve asla yapmam dediğim her şeyi yaptığım için tabii ki de başıma geldi. Allah kahretsin üstüme döktü. Ama demişsin ya kavga edince uzaklaşmak bana saçma. Değil mi? Saçma gelir aynen. Ama bence saçma değil doğru olan yani kavga ettiğin kişiden uzaklaşman gerekir ki bir daha kavga etmeyesin. Çünkü kimsenin senin canını sıkmaya hakkı yok değil mi? Sonraki soru. Kendimi çok değersiz hissediyorum. Neden? Demiş bir erkek üye. Diğeri kız sormuş bu erkek. İngilizce öğretmeniyim. Keşke başka meslek seçseydim. Çünkü herkes zaten İngilizce biliyor. Ve İngilizce bilmek dışında başka bir vasfım yok. Herkes İngilizce bilmiyor. Yani. Ben biraz biliyorum ama çok bilmiyorum. Ve bence mesleğin çok güzel. Çünkü şu an ben başımı duvarlara vuruyorum. Keşke İngilizce falan şey yapsam, YDS'ye girseydim diye. Bence bölümün çok güzel bir sus. Yani şu an herkes İngilizce öğrenip hayatını kurtarmaya çalışıyor. Boş yapma. Ama demişsin başka bir vasfın yok. Yani başka bir vasfının olmaması senin suçun. Sen bir yerde oturup beklersen o vasıf sana gelmez. Hani bir şey için çabalamazsan o senin olmaz. Hani mesela ben hemşirelik için çalışmıyorum ama sonra ağlıyorum niye kazanamıyorum diye. Bu da bunun gibi bir şey yani çalışırsan kazanırsın. Sonraki soru. 14 yaşında kardeşim Brezilyalı manken seviyor. Ne yapmalıyım? Erkek sormuş bu arada. Benim kardeşim 14 yaşında. Teni bembeyaz, burnu ufak, saçı sapsarı, gözünde yeşil, boynunda pardon boyu da 1,93 civarında. Sevdiği kadın ise esmer, 1,80 boyunda. Eski Victoria's Secret mankeni Adriana Lima. Kardeşim 14 yaşında, Adriana 40. Yaş farkı çok ona ne demeliyim? 40 yaşındaki kadınla 14 yaşında biri olur mu sizce? Yoksa olmaz mı? Adriana da 28 falan duruyor. Nasıl 40 yaşında sizin fikriniz ne? Kardeşim daha 14 yaşında ama boyu 1,93 uzun yani. Bu arada burnu ufak, küçük burnu. Ha, bu detayı vermen iyi oldu. Şimdi bu soru bence bir troll soru. Yani gidip de Adriana Lima'ya aşık olmazsın. Hani beğenirsin ama gidip de evlilik hayalleri kurmazsın ve 14 yaşında bunu yapmazsın. Yani 14 yaşında Adriana'yı ben tanıyordum gerçi ama bunu yemezler. Yani buna ciddi bir cevap veremem. Bir de şimdi bip sesi falan koyamıyorum ya telefonla çok kötü. Kameram yanımda bu arada Gümüşhane'de. Ama edit yapacak bilgisayarım yok. Eğer editli video izlemek istiyorsanız şu an videoyu beğenip kanalıma abone olun. Ve videoyu izlemesini istediğiniz arkadaşlar atın ki bilgisayar alıp burada her gün video atayım. Öyle arkadaşlar böyle bedavaya yok. Ne yapayım? Telefonum zaten çöp.
Yani dua edin ki video çekiyorum. Şaka yapıyorum orada. Allah'a şükürler olsun yani çok memnunum halimden. Ama gönül isterdi bir şey olsun. iPhone 13 veya 13 Pro Max veya sadece 13 Pro. Ama yok yani ne yapalım yani. Bu arada arkadaşlar bana KYK bursu çıkmadı. O kadar üzüldüm ki. Acaba YouTube kanalımı mı öğrendiler? O yüzden mi çıkmadı ya? İhtiyacım vardı, gerçekten vardı. Çok üzücü. Eşim sırf ilişkiye girmek için her sabah işe gitmeden beni de kaldırıyor. Ne yapacağım demiş bir kadın üye. Sırf ilişkiye girmek için saat 5.30-6 gibi kaldırıyor. Sonra o duştayken kahvaltı hazırlıyorum. Yemek yediriyorum ve işe yolluyorum. Ben bitiyorum, bu adam bitmiyor. Gidince tekrar uyudum. Şimdi uyandım işte. Bu adam kaç yıla doyar? Gece yetmiyormuş gibi bir de sabah. Aşkım sen böyle diyorsan sende de az bir şeyler yok yani. İstemiyorsan yapmaz. Sen demek istiyorsun. Şimdi ağzımı açtırma. Yani hep erkekler erkekler diyorsunuz ama siz daha az değilsiniz yani. Maddi durumum iyi değil. Bu yüzden arkadaşlarım tarafından dışlanıyorum. Okula gitmek istemiyorum artık. Ne yapmalıyım? Ne? Okuldakilerin son model telefonu, kıyafetleri var. Son model kıyafet nasıl? Her gün makyaj yapıyorlar. Benim kıyafetlerim eski. Hep başkalarının kıyafetini giyiyorum. Telefonum 2015 model. Hiç makyaj malzemem yok. Ailemin durumu yok. Devlet arada bir yardım yapıyor o kadar. Instagram hesabım var ama foto paylaşmıyorum. Geçen gün makyaj malzemesi çekilişi vardı. Ona katıldım. Sınıftakiler görmüş. Resmen aşağıladılar beni. Sen abart yani. O kadar da değil. Böyle insanlar var mı gerçekten? Kendi aramızda para toplayalım da alalım dediler. Böyle de demez. Artık okula gitmek istemiyorum. Sürekli dışlayıp aşağılıyorlar beni. Kıyafetlerimi eleştiriyorlar. Her gün ağlıyorum. Bugün hastayım diye aileme yalan söyledim. Gitmek istemiyorum artık. Sırf bunlar yüzünden ne yapmalıyım? Of. Şimdi aşkım, seni dışlayanlar arkadaşınsa yani sanıyor geliyorsa onlar senin arkadaşın değil. Baştan onu söyleyeyim. Ve çekilişlere katılmak olsun. Başkasının kıyafetlerini giymek olsun. Utanılacak şeyler değil. Arkadaşlar video çekiyorken birden kamera kapandı. Yani telefon kapandı. Çinnet geçiriyordu. Dedim ya 10 dakikaya geçmişti. Durdu birden dedim ha gitti kaydetmemişti. Sonra birden geldi sonra kayıt. Ve devam ediyoruz. Nerede kalmıştım? Ha, ikincil kıyafet giymek veya çekilişe katılmak ayıp bir şey değil. Ben de mesela beni biliyorsunuz zaten ben dolaptan falan alışveriş çok yapan biriyim. Veya çekilişlere de beni katılırken görebilirsiniz. Çünkü niye para vereyim? Niye para vereyim ya? Bedava varken niye para vereyim? Hani yani bu biraz boş. Ama arkadaşlarına bence görüşmeyi sonlandır. Ve arkadaşın değil zaten onlar. Yani seni aşağılayan insanlarla niye konuşursun? Ama şöyle bir şey ama benim telefonum da bu arada şu anki telefonum 2015 falan model. Ve şey yapma, bazen utanıyorum. Evet arkadaşlarımın son model telefonları oluyor. Ama yani ne yapabilirsin ki? Değil mi? Para yoksa yoktur yani. Alamazsın alamazsın. Bunları çok büyütmeyin arkadaşlar. Siz dünya hayatını gerçekten fazla umursuyorsunuz. Ve makyaj yapmak zorunda değilsin yani. Salak mısın? Nasıl? Kocam hırlıyor demiş bir kadın. Kocam iyice bir kurt gibi davranmaya başladı. Geçen gün yeni kedi almıştım. Bir baktım ellerinin üstünde yürüyor. Ayrıca istemediği bir şey söyleyince bana hırlıyor. Gerçekten ne yapmam gerekiyor? Mamasını değiş yani. Belki mamasını beğenmemiştir. Sonraki soru. Babamın yanında yanlışlıkla başka erkeği kırıttım. Kötü kötü baktı. Sizce gözünden düşmüş müyümdür? Bilerek kırıttım da aslında görmemesi lazımdı. Görmüş. Kırıtmak ne demek? Kırıtmak şey. Ne kırıtmak ne? Ve yani baban yanında ne yapıyorsun? Kaşar. Evli kadınla olan konuşmamın kocası mı gördü? Demiş erkek bir üye. Öncelikle yaptığım şeyin hata olduğunu farkındayım. Bu şekilde yorumlar yazmayın lütfen. Baştan da biliyor yani gelip ilişkilere. Açıklıyor bize. Bir süredir evli bir kadınla Telegram'dan mesajlaşıyorduk. Dün bana veda ettikten sonra ertesi sabah günaydın yazmıştım.
Mesaj görüldü oldu ama cevap gelmedi. Bu sabah aynı hesaptan bir erkek sesi günaydın diyerek sesli mesaj göndermiş. Ne? Ben de hemen kadınla olan konuşmamı kaldırdım. Aynı zamanda Insta'dan da beni sildiğini gördüm. Aslında konuşmaları sürekli siliyordu ama en sonkileri silmemiş sanırım. Ben de görünüyordu çünkü. Sizce bir sıkıntı çıkar mı? İletişimimiz kopmadan önce kadına biraz samimi davranmıştım. Ama çok açık saçık muhabbetler olmadı. Daha çok arkadaş gibi diyelim. Ben yakın davrandıktan sonra bir süre yazmadığı için bilinçli bir şekilde yapmış olabileceğini düşünüyorum. Kadın iki çocuk annesi, kapalı ama oldukça alımlı ve içten içe biraz maceraperest birisi. Ya orospu demek istiyorsun herhalde. Eşi de hizmet sektöründe görev yapıyor. Bana genç bir yeğeninden bahsetmişti. Ses ona da ait olabilir diye düşünüyorum. Araları biraz yakınmış. Kadının fake olma olasılığı yok. Bir sefer telefonda konuştuk. Instası da oldukça kişisel bir hesap. Bu arada ben fake derdim. Çünkü mantıklı yani. Çünkü erkekler kadın hesabı çok kullanıyor. Başıma da geldi. Ama fake diyorsun. Ve eşi... Ya bir kere senin yaptığın yanlış, tamam mı? Ve senin amacın bence ciddi olduğunu da düşünüyorum. Sen sırf peşindesin yani. O yüzden çok zoruna gittiğini de düşünmüyorum. Ya büyük ihtimalle teksin yani, bekar, single. Ya sen de evli olabilirsin. Yani kaşar erkekler vardır. Ben hep savunurum bunu. Yani git işine bak. Yani boş işlerle uğraşma. Rezil adam. Senin karınla ben konuşsam hoşuna gider mi? Aptal. Arkadaşım evimizi beğenmedi. Çok utanıyorum. Ne yapmalıyım? Arkadaşımız şehir dışından geldi. Yurt bulamadı. Dün ev de bulamadı. Bize götürdüm. Durumumuz iyi değil. Soba, tüplü televizyon vesaire. Ev kötü vaziyetteydi. Eşyalar kötüydü. Kız arkadaşım da beğenmedi pek. Sonra pişman oldum. Keşke getirmeseydim diye. Ne yapmam gerek? Çok utanıyorum. Ne? Arkadaşın eve gelmiş ve buranın otel olmadığının farkındadır diye düşünüyorum. Ama değilmiş herhalde. Bu yorumlar bakın. Ne diyecektim? Ya çok rezillik yani. Bence at onu evden. Siktir. Arkadaşım da bitti de sen onu soğukta alıyorsun evine, kalıyorsun senin evinde. Ne saçmalık. Bir bana bunu yapsam var ya, onu var ya. Yani. Terbiyesizlik. Neyse. Arkadaşlar videom buraya kadar çünkü sorularım bitti. Yani videoda bitsin diye düşün. Ama sizce böyle sık sık yurtta çekip atayım mı? Çünkü eve sürekli gitmiyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse bunu beğenin ve yorum atın. Devam gelsin. O zaman ben de derim ki yurtta bunlar sevdi. O zaman tekrar atarım. Ama yazın, tamam mı? Ona göre atacağım. Yazmazsanız daha yok. İlk ve son bir yurtta video. Neyse. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Ve arkadaşlarınıza atın. Arkadaş gruplarınız var biliyorum. Yani okul gruplarınız. Linkini atın değil ki garibana abone olun. Yani kaygıda kalıyor deyin. Yazık, günahtır deyin. Abone olsunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.